Yaşamda hepimizin istekleri var ve isteklerimizin de gerçekleşmesini istiyoruz. Ve istediğimiz her şey gelecekte bir olasılık. Ve bu olasılıkların gerçekleşme ihtimali sizce neye göre değişiyor olabilir? Bunu merak ediyor musunuz? Kimimiz işini değiştirmek istiyor, kimimiz daha başarılı olmak istiyor, kimimiz daha fazla para istiyor, başarılı olmak istiyor, kimimiz ilişki istiyor, aşk istiyor. Peki istemeyi bu kadar çok seviyoruz da doğru bir şekilde isteyebiliyor muyuz kendimizden, yaşamdan, yaratıcıdan? Akılla değil, egomuzla, nefsimizle hiç değil. Kalpten istediklerimiz gerçekleşmeye başlıyor. Mevlana'nın dediği gibi, kalpten yaptığın her şey sana geri döner. Evet, geçen hafta YouTube'da bir anket yayınlamıştım. İlişkilerle ilgili mi, kişisel gelişimle mi ilgili yoksa ruhsal gelişimle mi ilgili video istiyorsunuz diye. Ruhsal gelişimle video isteyen arkadaşlarımız daha yoğun çıktı. O yüzden sizlere 3 video serisi hazırladım, 3 bölüm hazırladım ruhsal gelişimle ilgili. Bugün istemek kavramını konuşacağız. İsteklerimizin gerçekleşmesini konuşacağız ve kalpten istediklerimizin gerçekleşme ihtimali artıyor. Peki bunu arttıran unsur ne? Bugün bunu ve altın kuralı sizlere anlatacağım. Diğer iki videoda da biraz daha teknik, biraz daha maddesel bazı bilgileri, biraz daha uygulayacağınız bazı pratik bilgiler vereceğim. Radyo dinlediğinizde uygun frekansı bulamadığınızda bir cızırtı görürsünüz, duyarsınız ve yayını alamazsınız. Ama uygun frekansı bulduğunuzda o yayını dinlemeye, senkronize olmaya başlarsınız. Aslında konuşmak istediğiniz insanlar, ilişki kurmak istediğiniz kişiler, olaylar, yerler aslında durumların, kişilerin frekansına yükselmenizle alakalı ve o frekansla bağ kurmanızla, senkronize olmanızla alakalı. Bedenimiz, enerjimiz bir frekans seviyor ve yaşamla farklı şekillerde rezonans halinde titreşiyor. Şimdi uygun frekansa girmek ve bu frekansı arttırmak sizce neye bağlı? Beynimizden mi bu frekansı üretiyoruz? Daha çok kalbimizden mi? Aslında beynimizden üretiyoruz ama kalbimizden yayıyoruz ve kalbimizle yaydığımız frekans çok çok daha yüksek. Şimdi bunun bilimsel nedenlerine geleceğiz ama kuantum ya da çekim yasası bilimsel mi diye bana soracak olursanız bilimsel değil. Hani baktığınızda bunun bilimsel bir dayanağı yok ama gözlemlediğimiz ve gerçekten yaşamın içinde vuku bulan bazı şeyler var. Mesela düşünüyorsun arkadaşını, o anda seni arıyor ya da o anda aynı ana, aynı zamana denk geldiğin durumlar oluyor. Bazen doğru zamanda, doğru yerde olduğun oluyor. Arkadaşınla aynı müziği çaldığın oluyor. Bazen aynı şekilde sürahiye, aynı anda enerjiyle harekete geçtiğin anlar oluyor. Telepatik bazı şeyler oluyor. Hatta buluşlar bile senin zihnine geliyor ama başka bir yerde bir başkasının da aynı anda zihnine geliyor. Eş zamanda buluşmalarımız oluyor enerjisel olarak. Şimdi isteklerin, hayallerin, ideallerin, arzuların da aslında olasılıklar kümesi, gelecekte olan her şey aslında şu anından etkileniyor. Gelecek de anından etkileniyor, anın da gelecekten etkileniyor. Ve anda içinde de geçmişini oluşturuyorsun ve geleceğini oluşturuyorsun. Bu kadar birbirine bağlı bir durumdasın aslında. Ve ben bunu şuna benzetiyorum. Nasıl ki internete bağlanmak için Wi-Fi'ni açıyorsun ve bilgisayar ağına bağlanıyorsun. Aslında isteklerin ve hedeflerine ve hayallerine ulaşmak için de nasıl ki Wi-Fi'yi, interneti bağlamak için açıyorsan kalbimizi açmamız gerekiyor. O hayallerimize, o amaçlarımıza ulaşmak için. Neden önemli kalbimiz biliyor musunuz? Aslında kalbimiz birincisi şu, yapılan araştırmalarda şu çıkıyor. Kalp sadece kan pompalayan bir organ değil. Kalbin çok daha büyük vasıfları var. Bunlardan birincisi %70'e yakın aslında sinir hücrelerinden oluşması. Hatta duymuşsunuzdur belki, kalp nakli yapılan kişilerin mizaçları ve huylarında değişimler oluyor. Ve bunu da kalbin de sinir hücresi taşımasına bağlıyorlar. İkinci önemli nokta, beyinde duyguların oluşma merkezi limbik sistemle alakalı. Ve limbik sistem aslında kalp arasında, kalpte bu hormonların, oksitosin hormonu gibi bazı peptit bağlarının da aslında oluşmasını sağlıyor. Ve bazı hormonların harekete geçmesini sağlıyor. Ve üçüncüsü, en önemli nokta, kalbimiz beyinden 5000 kat daha yüksek elektromanyetik dalga yayıyor. Ve aslında beynimiz duyguları üretiyor. Kalbimiz ise yayın yapan bir istasyon gibi. Dolayısıyla kalpten hissetmek, o gelecekte arzu ettiğin olasılıkların gerçekleşme ihtimalini arttıran en önemli unsur. Ve orada da o enerjiyi ve o titreşimi aslında yayılımını arttıran şey senin hissettiğin duyguların. Ne kadar güçlü duygularla hissediyorsan ve ne kadar içten hissediyorsan
Ve ne kadar kuvvetli eyleme de döküyorsan işte gerçekleşme ihtimali o kadar artıyor. Bir zamanlar Secret'te çekim yasasıydı. Hep hayalet olsun, düşün olsun, imkansız yoktur gibi, yeter ki iste gibi söylemlerle hep çıktı. Aslında baktığınızda bunların her birisi aslında eylemden yoksundu. 20 gün Ferrari'yi hayal et, 21. gün kapıda gibi şeylerin gerçekleşme ihtimali zor. Bunu şuna benzetiyorum. Siz diyelim ki entelektüel, diyelim ki okumak, yazmak, entelektüel olmak istiyorsunuz. Ama entelektüel gibi işte davranmaya çalışıyorsunuz, gözlük takıyorsunuz, işte flör alıyorsunuz, o ortamlara takılıyorsunuz. Ama kendi içinizi hiç beslemiyorsunuz. Bununla ilgili kitaplar, derin makaleler ya da bununla ilgili eğitimler, seminerler okuyup, bununla ilgili tefekkür edip, bununla ilgili konuşmalar yapmadığınız müddetçe dışarıdan bir şeyler yapmanın, o frekansı arttırmanızla aslında çok çok da bir bağlantısı olmayacaktır. Bir iki ortamda o frekansı yaymanızı sağlamayacaktır. Entelektüel gibi gözükmeniz, entelektüel olmanızı sağlamayacaktır. Demek istediğim o. Entelektüel de ne kadar pratisyen, o da ayrı bir tartışma konusu. Ama demek istediğimi siz çok iyi anladınız. O yüzden istediklerimizi nasıl isteyeceğiz? Kalpten istemek çok önemli ve burada da altın bir kural var. İşte İstinde çekim yasası deyin, kuantum deyin, ne derseniz deyin, egolardan kendinizi ayırmanız, o kalbin enerjisini saf bir temizlikte titreştirmeniz için ahlak felsefesinin temel altın kuralı şudur. Kendin için ne istiyorsan başkası için de onu iste. Kendin için istemediğin bir şeyi başkası için de isteme. Hani buna daha önceki videolarımızda çektik, işte sinsi insanlar, toksik insanlar gibi nasıl korunursunuz ile ilgili, onları izleyebilirsiniz. Ama gerçekten kendin için bir şey istediğinde bunun güzel şeyler senin layık olduğun kadar başkalarının da hakkı, senin de hakkın. O enerjiyi yaymanın da bir nedenlerinden birisi layık olduğunu, hak etmediğini düşünüyor olabilirsin. Doğru şekilde istemediğini ve istiyorum şeklinde muhtaçlık psikolojisinde isteyebilirsin. Onları ikinci videoda detaylarını paylaşacağım. Yarın bu videoyu çekmiş olacağım. Daha teknik ve metodolojik kısımlara gireceğiz. O yüzden bugün lütfen kendinizle ilgili şunu düşünmenizi istiyorum. Gerçekten kendi istediğim bir şeyi başkaları için de istiyor muyum? Kendim için istemediğimi başkaları olsun diye düşünüyor muyum? Bunu bir tefekkür edelim, bunu bir düşünelim ve lütfen bu altın kuralla ilgili yorumlarınızı da, görüşlerinizi de aşağıya paylaşabilirsiniz ve kalpten istemenin neden önemli olduğunu sanıyorum ki bu videoyu da biraz daha idrak ettik gibi geliyor. Ve bir sonraki videoda da kalpteki o enerjiyi, o titreşimi nasıl artırırız, bunlardan sizlere bahsediyor durumda olacağım. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Ben Erdem. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın.